Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Ben Hazan'ı doğum günüme çağırdıktan sonra söyleyebilirsin kızımcığım. Aa, bugün doğum günün mü senin? Evet. Doğum günün kutlu olsun o zaman. Teşekkürler. Bu akşam bizim evde parti var. Gelirsin değil mi? Tabii gelirim. Gelmez miyim? Yani sen davet edersen. Tamam o zaman. Bu akşam bizim evde görüşürüz. Tamam, görüşürüz. sen ne diyecektin Kıvılcım? Ben mi? Hiç. Bu akşam bize kesin gel diyecektim. Çok eğleneceğiz. İrem Sülü bir arada gelecek. Ama hep beraber çok eğleneceğiz. Tamam o zaman. Akşam partide görüşürüz. Görüşürüz bakalım. Kıvılcım, hani bu akşam biz de pijama partisi verecektik? Ozan olmadan pijama partisinin bir esprisi kalmaz ki. Ben daha güzel bir şey düşündüm. Senin hanıma doğum günü ne demekmiş göstereceğiz. Tam zamanda gelmişim, kimse yok. Birazdan da Burak gelir. O zaman ben en iyisi giyecek bir şeyler seçeyim. Değil. Uf, hayır, bu da değil. Bu çok resmi oldu. Selena, ne güzel tesadüf burada olman. Tesadüf değil aslında. Ben kızlara bakmaya gelmiştim. Kıyafetin çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de bu akşam seni yemeğe çıkarmanın planlarını yapıyordum. Ya yemek mi? Merhaba öğretmenim. Merhaba Selena. Merhaba Selin'cim, nasılsın? İyiyim. Öğretmenim, bugün benim doğum günüm var ve sizi de davet etmek istiyorum. Gelmeyi çok isterim. Ya evet evet, ben de seni Selin'in doğum gününe çağıracaktım. Hem beni de yalnız bırakmamış olursun. Lütfen gelin. Olur. Gelirim o zaman. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz Selena. İyi dersler. O zaman akşam doğum gününde görüşürüz. Tamam. Aa, bu sırada hediyeleri merak etme, ben hallederim. Sağ ol. Merhaba Burak Bey. Merhaba Fitnat Hanım. Bir ses duydunuz mu? Ben duydum. Sanırım ders iyiydi. Siz de bir öğretmen olduğunuza göre isterseniz dersinize girin. Hı? Anladım efendim. Akşam görüşürüz Selena. Görüşürüz. Bu aralar seri katil olayları biraz arttığı için biz de okula giren yabancılar konusunda son derece titiziz canım. Anlıyorum. Hı. Anlamış olanlar genelde okula yabancılar giremez dediğimde gitmiş olurlar. Birincisi ben yabancı değilim, kızların velisiyim. İkincisi bence kendinize dikkat edin. Seri katilin kime denk geleceği hiç belli olmaz. Görüşürüz. Ne görüşeceğim sende be? Kahretmişsin. Pis sarışın Bettan. Nezleli burnundan damlar gibi, yine amele sümüğü gibi Burakcığımın yanına damlamış. Lan cezası sarışın Bettan. İşi gücü yok, okulun etrafında geziyor. Neden? Tabii ki benim Burakcığımı asılmak için. Lanet olsun. Ne yapsam acaba? Okulun duvarlarını mı yükseltsem? He? Şöyle katmat çıksam? Olmaz ki. Ya bu sefer de okulun dışında Burakcığım asılırsa? Bu okulda konuşmasından ve de onunla görüşmesinden daha tehlikeli olur. Bu kadının okulun dışında da Burak'ın peşinde olup olmadığını mutlaka öğrenmeliyim ama nasıl? Dedektif. Dedektif. İdamlar. Nerede? Hah! İşte. Özel dedektif. Merakınız mı var? Birini mi takip etmek istiyorsunuz? Evet, evet işte istiyorum. Benim, o benim. Evet. Evet. 0212. Daha fazla sihirli gücümüz olsaydı daha fazla iyilik yapabilirdik. Çok önemli bir şeyi unutuyorsunuz kızlar. İyilik sadece sihirle yapılıyor olsaydı uğruna savaşılacak bir şey olmazdı. Bazen İyilik yapmak için içten söylenen bir kelime bile yeterlidir. Yani anlayacağınız sihir işin şov kısmı. Gerçek sihir aslında... Nerede Nazlıcığım? Nerede? Nerede? Burada. Gömleğimin cebinde mi?
Hayır Nazlı'cığım, kalbinde senin sevgiyle atan kalbin en güçlü sihir. Yani? Yani sihir olmadan da iyilik yapılabiliyormuş. Bravo kızlar. Hadi çık. Çık hadi çık. Çık hadi söyle. Burakcığım bu sarışın fettandan kurtulup mutluluğu benim yanımda arayacak mı ha? Çıksana bir. İyi. Çık. Aman üf. Gir. İyi günler. İyi günler. Az önce odanızın anahtar deliğinden özel mikro fotoğraf makinemle çektiğim fotoğraflar hanımefendi. Hadi çık. Çık hadi çık. Çık hadi söyle. Burakcığım bu sarışın fettandan kurtulup mutluluğu benim yanımda arayacak mı? Çıksana bir. Bu da az önce odadaki konuşmalar. Özel mikro ses kayıt cihazıyla kaydettim. Hanımefendi ben az önce telefonda konuştuğunuz özel dedektif Tahsin Karataş. Aa öyle mi? Çok memnun oldum Tahsin Bey. Ben de efendim. Bravo. İşte benim aradığım dedektif sizin gibi biri olmalı. Ne gereği var efendim, işte ben olduğum gibi karşınızdayım. Size nasıl yardımcı olabilirim acaba? Sizden birisi hakkında bana bilgi getirmenizi rica edeceğim. Ne yapıyor, nereye gidiyor, kimle görüşüyor? Fotoğraflarını çekeceksiniz, takip edeceksiniz. Peki kim bu? Yani bir fotoğrafı falan var mı? Maalesef yok. Ama şu an kendisi bahçede. Gelin gelin, size kendisini göstereyim. Bakın, işte şu bayan. Şu sarışın bayan mı? Evet, o bayan. Baydı zaten, bayacaktır o bayan. Siz hiç merak etmeyin Fitnat Hanım. Onu bir gölge gibi takip edeceğim. Ne yaptığını, ne ettiğini iyice öğrenip size bir Can Dündar belgeseli gibi sunacağım. Ya evet, aynen öyle istiyorum. Para hiç mühim değil. Bu daha güzel. Durmayı yaptım, bitirdim. Selena Hanım'la Burak Bey'in okul dışında da görüştüklerini tespit ettim. Ne? Ya, demek görüşüyorlar ha? Evet. İspatı da şu elimde görmüş olduğunuz zarfın içindeki fotoğraflar. Demek tahminlerimde yanılmamışım, öyle mi? Bana lütfen şu resimleri verir misiniz? Tabii, buyurun. Gerçek. Tahminlerimin doğru çıkmamasını tercih ederdim fakat bu kalp berat. Nasıl? İyi yakalamışım değil mi? Hani? Bu resimlerin hiçbirinde o sarı fettan yok. Nasıl yok? Hepsi orada işte. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ha? Ama bu nasıl olur? Ama ben çekmiştim. Yani tabi ederken de buradaydı. Sen utanmıyor musun beni Burakcığıma iftira etmeye ha? Utanmıyor musun? He? Defol, defol ailesinden de, defol git. Türkiye'nin en iyi dedektifiymiş. Yürü. Biliyordum. Öyle bir şey olmadı biliyordum. Yok işte yok, resimlerde de yok. Burak benim. Benim.